Kuryeciyim ben kendim. Evet. Burada binanın önüne geldim. 23 diye söylemişlerdi. Sokak numarası, bina numarası diye. Geldim binaya girdim abi. Saniyelik bir şey olmaz diye hani telefonumu motorun üstüne bıraktım. İkide bir hani biz uğraşıyoruz uğraşmayalım diye emekçi insanlarız abi. Yoruluyoruz ister istemez. Çıkar mıyım takmayayım çıkar mıyım takmayayım diye telefon tutanında duruyordu. Bina giriş yaptım abi. Yukarıya gittim paketimi vereyim derken bir indim bir baktım. Telefonum ortada yok abi. Ondan sonra etrafa baktım. Telefon yok. Yere mi düşmüş acaba? Merak ettim. Etrafa baktım. Yok. Bir baktım kamera var. Gittim oraya bir baktım güvenlik kamerası var. Bu tarafa da doğru baktı. Şansa bakıyor. Biz izlediğimize göre adamlar şu yukarıdan ben binanın girişine girdiğim gibi daireye geçerken bunlar arkamdan 3-5 saniye arkasından gelerek diyerek geçtiği gibi telefonu orada gözüne çarparak aldı. Gitti böyle gitmesinden Değeri ne gidiyor. kadar? 20 bin lira bir zararınız var. Evet, 20 bin lira zararım var şu an. Olay sonrası ne yapacaksınız? Abi olay sonrası valla şöyle oldu aslında. Zaten ben durumu iş yeri de şimdi paketler için istersemez bana ulaşmaya çalışmışlardır. Ulaşamadıklarından dolayı ben sağ olsun abilerden aradım işte böyle böyle bir durum başıma geldi. Şimdi paketten mağdur oldum istersemez. İşimden mağdur oldum istersemez. Şu an burada duruyorum. Zaman kaybı hepsi. Yani ortada Şikayetçi durduk oldunuz. perişan oldu biraz. Tabii şikayetçiyim abi kesinlikle yani. Üstelik de üstünde durmak istiyorum abi ya. Abi valla gördüğünüz gibi kendimiz de görüyoruz. Ben bina çıktığım gibi hırsızlar arkamdan direkt telefona gördüğü gibi gitmişler arkamdan. Abi bu telefon tutacağı biz buraya koyuyoruz telefonumuzu. İşte buradan aynı şekilde almışlar gitmişler devam etmişler. Yani abi valla şoka girdim ya. Yani sonuçta bir ekmeğimdir abi. Bu telefon yani bu telefondan ekmeğimi kazanıyorum abi. Yani bu olmazsa ne yapacağım bilemiyorum şu an abi. Ortada durdum kaldım.